Arkadaşlar, bugün kitap fuarının 10. ve son günü. Hep beraber bugünü özetleyen çekimler yapacağım. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bugün İzmir'de biraz esinti var. Güneş sanıyorum bulutların arkasında. Biraz hava serin gibi. Fuarın içinde gezmek için bisikletler var. Şimdi göremedim onu. O bisikletleri göremedim. Kart geçiyormuş o bisikletlerde. Ama İzmir'im kart mı yoksa kredi kartı mı onu bilmiyorum. Çocuklara sordum, kart geçiyor dediler. 17-18 yaşındaki çocuklara. Onlarda herhalde kredi kartı yoktur. Gerçi şimdi çocuklarda her şey var da. Annelerinde, babalarında en adi telefon var. Ama onlarda iPhone'lar var. O yüzden hiçbir şeye şaşırmıyorum artık. Hayvanseverler kedilere mama bırakmışlar. Ay kaçmışsaydı keşke. Geldim arkadaşlar. Hemen paraşüt kulesinin arkasında bizim çadırlar. Hayvanseverler olmasa hayvanlar aç kalacak. Mavi çadırlara geldim arkadaşlar. Bizim Yazıdere doğru yürüyorum. Günaydın. Bugün burada mısın yine? Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ha, sen de öylesin. Baksana ne güzel giyinmişsin, gelmişsin. yani kolyelerin ne kadar hoşmuş. Evet. Arkadaşım yaptı. Ya ben de bir aralar yapıyordum ama gözleri yoruyor. O yüzden. Görüşürüz sana. Bugün Egeli Kadın Yazarlar platformunda öğleye kadar kalacağım. Sonra Kadın Yazarlar Derneği'nde olacağım. Tamam tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugün buradayız. Semra Kostakay nereye gelecek acaba? Semra Kostak da bugün gelecekmiş. Acaba hangi standa gelecek? Bir mesaj. Mesaj yazayım ona. Ben onu Ege araştırmadayken yani tanıyor, hatırlamıyorum çok da. Günaydınlar. Günaydınlar. Ne oldu, keyfin yok mu? Sabah şey. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Fuarı getirmişsiniz. Öyle oldu ya. Fuara gelince her taraf. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun.
O güne kadar Facebook üzerinden gelişmeleri izliyorum. Ben de arada bir görüşlerimi yazıyordum Facebook üzerinden. Hiçbir şey yok orada. Birkaç arkadaşımız ya bu Facebook üzerinden yapılan paylaşımlar çok la galuga paylaşımlar ama siz ciddi yazılar yazıyorsunuz, bunu bir şey haline getirelim, kurumsal hale getirelim dediler. Kasım ayında yazı dükkanı fikri ortaya çıktı. Adanalı birlikte gazetecilik, televizyonculuk yaptım. Bir arkadaş, ben de televizyonlarda programlar yaptım. Nurettin Çelmoğlu diye bir arkadaşımız şu anda faal üyesi. Eşekçilik sektörü diye bir güzel yazısıyla yayına başladı. Yazıcılık akademiye başladığımda, o çalışmalara başladığımda 70 yaşında, tam 70 yaşında. Böylelikle birinci aşamada yaş 70 iş bitmiş olayını açtım. Arkasından çok büyük bir hızla yazı dükkanı, çok büyük bir hızla. Ben de yazayım, ben de yazabilir miyim? Ben okuyorum falan diye. Gelişti. Sosyal medya üzerinden olması da herkes kendini bir şeylere zorunlu hissetmediği için çok sıkı bir dostluk oluştu. Yani bir karşılık vermeden, karşılık olmadan o işler yapılıyor. Çok sıkı bir dostluk oluştu, gelişti. Dinliyoruz hocam. Ve şunu gördüm orada. Bu çok okuyan, çok yazan insanların büyük bölümü öğretmen emeklisi. Yani öğretmenlerin değerini orada bir daha anladık. Var başka mesleklerden olanlar da var ama ağırlıklı olarak öğretmen emeklisi. Hocam sakın dinleyi unutma virgül. Şu anda 3. sömestrine devam etti. Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi var. 2016'da böyle devam ediyor. Adı 3. Yaş Tazelenme Üniversitesi. Her dönem kaydolan yaklaşık 200 kişinin mübarek etmiyorum 100-150'si öğretmen eğitimci emeklisi. Burada hemen sizin de söylediklerinizle şunu bütünleştirebiliriz. Öğretmenlere çok şey koyuyoruz. Ben onun öğretmen olduğu için söylemiyorum. Sizin yakınlarınızdan da öğretmenler. Bu ülke, bu ulus öğretmenlere çok şey borç. Ve şu anlaşılıyor ki hani Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizin omuzlarınızla yükselecektir demesinin doğru bir, çok doğru bir tek. Zaten her şey doğruyum, hiçbir yanlışı yok. Onu da çok güzel öngörmüş. Yazı dükkanına dönersek arkasından yazı dükkanı akademiye geçelim. Yeni gelenler yazı dükkanı grubunda kalsınlar. Yazı dükkanı akademide yazan üst düzey yazar arkadaşlarımızın çalışmalarından destek alsınlar dedik. 12 bine yakın takipçimizin olduğu yazı dükkanı akademide bir grup yazmaya devam etti. Yazı dükkanı akademide çalışmalarına başladı. Arkasından YouTube kanalımızı kurduk. Çok kısa sürede 2000'den fazla YouTube kanalımızın üyesi oldu ve 2000'den fazla da oraya şey kondu, video kondu. Konulan videolar da genelde arkadaşlarımızın yayınladığı kitapları Nezihe Şirvan arkadaşımız seslendiriyor. Diğer arkadaşlarım bu kitabı özetliyor. Nezihe Şirvan arkadaşımız seslendiriyor, onları koyuyoruz. Ayrıca buraya geldi tanıştınız Fatma Nur Caner diye cıvıl cıvıl bir arkadaşımız vardı, yaşını hiç göstermeyen. O da aynı Adile teyze gibi öyküler koydu. O kanalımız duruyor ama ne yazık ki şeyi aşamadık. Oraya para kazandıracak o bazıları hani hip hop yapıyor. O dünyanın zengin oluyor. Yazılırken akademi çalışmalarında
onu yapamadık. Arkasından web sitemizi kurduk. Aile genişledikçe daha değerli hale geldi, daha güzel hale geldi. Yani buradan siz kalkıyorsunuz Adana'ya gideceksiniz. Adana'daki arkadaşlar hemen hazırlanıyorlar. Aman ha bizi bulsunlar, biz onları gezdiririz, dolaştırırız. Adana'nın en iyi yerlerine götürürüz. Bizim Türkçe'de tabir var. Burada çeşitli nedenlerle kazıklanmalarını önleriz. Yani otel olsun, yemek, restoran olsun, kafeterya olsun. Alıyorlar, rehberlik, ücretsiz rehberlik yapıyorlar. Adana'dan gelen bir arkadaşımızı Ankara'daki karşılıyor. Bir doktor lazım, hastane lazım. Yani şeyi açtı artık akademik etkinliklerin ötesinde. Tüm yaşamı içine alan bir birliktelik oluştu. Bu bilgiler sanıyorum benim bizim dışımızdakiler için yeni değil bir kısmı en azından. Birçoğu da bunu da biliyor. Tamamı yeni. Birçoğu da bunu. Bir de hocam gene unutmadan kim yapıyor bu bizim ne derdi sıkıntı var da gençler olmasına rağmen internette YouTube'a yükleme işlemlerini, videoları, yazıları, konuları kim yapıyor? Şu ana kadar Serdar Akyemezoğlu diye bir sekreterimiz vardı. Geçen yıl İzmir'deki etkinliğimize kadar. Fakat o bir hem korona geçirdi, hem zatüre geçirdi, hem başka hastalıklar. Şu anda şey durumda, terk durumda. Benim Bodrum'daki evimin yanında bir komşum var. Ona rica ettim. Size dedim bir bedel karşılığında bunu işleri devam edin. Yok dedi, bedel almış gibi olayım ama dedi bunu sizin öğrenci şeyinize bağışlamış olayım. Peki editoryal bir düzenleme yapılıyor mu? Editoryal düzenleme yapılıyor. Kim yapıyor mu? Siz mi? Yapıyor. Şu anda Nurettin Şenol, Fevziye şimdi tanıştığınız arkadaşımız, Halil Naci Ergölen Eskişehir'de bunlar edebiyat ve Türkçe öğretmenler, Halice Altınay. Bu arkadaşlar yapıyor. Ben de gazetecilik tecrübemi özellikle başlık çıkarma tekniğini herkes bilmez. Yani uzun uzun başlıklar yaparlar. Gazeteciler onu bilir. O başlık çıkarma, çarpıcı şeyleri, alt başlıkları yapma konularında da ben uğraşıyorum. Sonuçta 2020 yılının sonlarına doğru dernekleşme fikri aklımıza geldi. 2020 yılının yanlış hatırlamıyorum sanırım. Derneği İstanbul'da kurduk. Pandemi patladı. İstanbul'da kuruldu dernek. İstanbul odaklı, İstanbul'da adres. Bir arkadaşımız Çekmeköy'deki boş bir evini derneğe şey yaptı, merkez yaptı. Yaşar Nadir Atilla adını almış olalım. Adanalı benim hemşerim. O bile tek başına niye İstanbul'da kurulduğunun cevabı. Siyasal bilgiler mezunu bir arkadaşımız. Şu ana kadar da 4-5 kitap yayınladı. Derneğimizin en büyük destekçilerinden biri. Orada kuruldu. Ben o derneğin kuruluşunda bunu atlamayacağım. Ver bardağı ya. Sana verelim. Şey, Güler abla şunu. 11 şehirde, 11 şehir gezdim. Aşağı yukarı arabamla 10, elimde şey, tüzük. Herkes imzalıyor tüzüğü. Kenarlarına, şurasına, burasına üye olacak bir şey. Böyle bir çalışma yaptık, derneği kurduk ama İstanbul'da kurulan derneğimizin genel kurulunu yapamadık. Yani kurucu şeyle kaldı. Genel kurulunu yapamayınca fesih noktasına gittik. Pandemi döneminde bütün arkadaşlar, Canan Alican Tekpınar diye bir arkadaşımız var, o da siyasal bilgiler mezunu, gelmedi, tanıştı. Yani listeye de vardı ama rahatsızlandı, gelemedi. Tanışmanızı isterim. Marmaris'te yaşıyor. Bu arkadaşımız Denizli'deki bir toplantıda şunu ifade etti. Biz pandemiyi yazı dükkanı çalışmalarıyla atlattık hiç sıkılmadan. Yani orada yazıldı, okundu, arkadaşlar birbirleriyle. O dönemde
bu birlikteliğin devamı için her gün 10 arkadaşı seçtim. Bütün arkadaşların telefonları var. 12 bine yakın telefon var bende. 10 arkadaşı her gün tek tek aradım. Tek tek onlarla. Ertesi gün yeni bir 10 arkadaş aradım. Ertesi gün yeni bir 10 arkadaş. Pandemi bitene kadar kapalı devre böyle devam ettik. 2022'nin Ekim ayında, Eylül ayında tekrar İzmir odaklı bir dernek kuruldu. Hemen arkasından da İzmir'deki etkinliğimizi o dernek adına yaptık. Şimdi sizin demin söylediğiniz konuyu keşke bütün arkadaşlar burada olsa konuşabilsek. Derneklerin aslında çok büyük avantajları var. Hibe krediler alabilme, yeni projeler üretebilme, bu projeleri devletin desteğini sağlama, dışarıdan krediler alma gibi çalışmaları var. Özellikle eğitim çalışmaları, özellikle meslek edindirme gibi çalışmaları, çok önemli destekler var içeriden ve dışarıdan. Ama bizim bu en kalabalık, üyelerimizin en kalabalık olduğu veya takipçilerimizin en kalabalık olduğu İzmir. Bu da 40'a yakın bir insan var. Sonra Denizli, İstanbul, Adana. Ama bu arkadaşlar şimdi ekonomik koşullar altında. Gelecek araç, bir araçla, uçakla, otobüsle veya bir şeyle, kendi arabasıyla burada bir gün, iki gün kalacak. Çok ağır mali külfetlere neden olacağı için bunu başaramıyoruz. Şu son seminerde internet üzerinden artık toplantıların yapılabileceğini, genel kurulu toplantıların yapılabileceğini öğrendik. Bakalım onu sizin dediğiniz gibi genç bir arkadaş bulup onu yapabilecek birini bulabilirsek yaparız. Karşılıklı olsun anlamında. Onu öyle açtık. Bu dediğim işte özellikle 7 kişi kuruyor işte bilmem olan 2-3 katı genel kurul yaptı. 32 kişiyle genel kurulu, kurucu genel kurulu yaptık. Sonrası geldi. Yani aynı tarihlere denk geliyor. Ve onu öyle açtık. Şimdi birer paydaş dediğimiz değişik illerdeki arkadaşlarına üyeliği açtık. Onlar da FZP üye oluyorlar. Şimdi bizim İzmir şeyi kurtarıyor. Olağanüstü genel kurulları kurtarıyor. İzmir'deki üye sayımız olağanüstü genel kurulları ve bir de şeyi de kurtarıyor. 80 üyemiz var bizim şu an. Çok değil üyemiz. Hani ilk önce şey çoğunluk sağlanamayınca bir hafta sonra ertelendiğinde buradaki üyemiz şeyi kurtarıyor. O. Merhabalar, herkese günaydınlar. Hoş geldiniz. Eşimi de getirdim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Rica yoksa hoş geldiniz. Başka, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle ben genel ürünlerimiz için bulunduğumuz zaten. Bir yazı geçim bir sürü sonra olmuş. Bir yazı Gazeteler Çadırı'ndan arkadaşlar. Bu adam sizinle çok önemli. Bizim çadırdan görüntüler arkadaşlar. Bugün son gün. Fuar da çok sakin. Kimsecikler yok. Ya.
Tabii ki. AK Parti ile birleştim. Sesi çekecek. Evet, kızına çok rahat yaptım. Arkadaşımız Tülay Hanım çok vefalı bir bizim basın çalışmamız. Erdem Bey, biraz da siz çadırın içine dolaştırın. Bugün son gün arkadaşlar. Bizimkiler atmadı mı? Değişik dursun diye. Gülümseyin Tülay'la. Tülay'la gülümseyeceksiniz. Gülümse Mehmet Bey. Evet, yazılar için uğraşıyorum. Ömrüm, enerjim yettiğince de uğraşacağım sevgili Tülay. Ama az önce Mehmet Sönmez'e, yönetim kurulu Mehmet Sönmez'e de söyledim. Sembolik olarak burada eli öpülecek birkaç kişi varsa bir tanesi de Tülay Çintos'un dedim. Teşekkür ederim. Etkinliğin birinci gününden bu son gününe kadar her gün yanımızda oldun. Arkadaşların, yazarların yanında oldun. Ne görev verilirse eksiksiz yaptın. Sana bütün arkadaşlar adına çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok sağ olun. Sağ ol, sen de sağ ol. Teşekkür. Çadırımıza misafirler geldi arkadaşlar. CHP ilçe başkanı da söz verdi. Bu köşeyi üretimlerden ağırlık vereceğim. Bir dikkatimiz. Evet, genç. Evet. Çok dinamik bir çocuk. Hasan, Ayman. Vermezlerse kaybederler. Önemli olanı görüyorsun değil mi? Gülümseyin Tülay'la. Şarlatanlara bırakın. Gelemedi maalesef. Peki imza mı? İmza.
Bu arkasındaki fiyatlan mı? İndirim yok mu onlar? İndirim zaten 50 lira çok ucuz ha. Öyle mi? 50 liraymış kitaplar. Burada baktığınız kitaplar dışarıda çektiyseniz 5 lira tutar. Bakın 140 lira. Şu belediye tarihini anlatıyor. Özel çift cilt. 220 lira. Dışarıda 750 lira. Doğru. Belediye de kar amacı yok ya. Tabii ya. Aldım ben zaten. İzelman'ın kitabını aldım ben. O satılmıyor sizin. İzelman ileride. O başka. Onlar da şirket. Kar amacı var ama bizde kar amacı yok. Yani biz de onlardan daha çok. Şu baştaki kitaplıkla bir de başta belediyenin bir şey. Onunla siz bir misiniz? Ha, sayılı. Yani fiyatlar oradan biraz daha buradan 120 daha pahalı. Onlar o, pahalı da. O dediği. İzelman. Ha öyle mi? Onlar şirket. Şirket zaman şirketi alır efendim satışı. Tamam. Dışarıdan yine ucuz onlar. Ama en ucuz burası. Tamam. Atıyorum bu kitap burada 70 lira. 70 lira ise orada 100 lira olur. Evet. Ama başka yerde 200 lira olur. Sizde şey var mı? Kredi kartı var mı? Siz bakın arkadaş Leo Bey hastalığında. Tamam. Gelir hallediyoruz. Tamam. Siz rahat rahat bakın kitabına. O kitap güzeldir ben tavsiye ederim. Hangisi? O kitap güzel. İşinizi göreceksin. Başka bir yere gidiyorsunuz. Allah var ya.
kadar iki saat bulabiliyoruz. Zeytin ağacı. Yedik mi? Kaç çeşe göre? Bir yere, bir yere. Üzerindeki bir adam mı bunlar? Buradan gidip dönün ana caddeye çıkıyor. Hem güneş hem ceket. Afyonlular gibi. Arkadaşlar, Kadın Yazarlar Derneği'nin çadırından görüntüler. Bugün fuarın son günü. Buradaki hareketliliği çekiyorum arkadaşlar. Son günü gelenler var. Böyle de bir tane turuncu renkli bisikletimiz var. Sen bunu şeyle çektin mi? Dünyada şu yapıyla ben şu ama fotoğraf olarak istiyorum. Fotoğraf olarak da çekerim. Ona dokunup indir diyeceğim. Onları indirmezsen silin. İndir deyin. Mesela Gülay onu kendi şeyinden silerse veya bir süre 24 saat sonra silinebilir. Siz onu indirdiğiniz zaman hiç silinmez. Bu programınız varsa ne güzel olur. Kolay gelir. Bülten bire hareketlilik arttı arkadaşlar. Bülten ailesinden bir fert olarak biliyorum. Hiç üye olmanız falan şart değil. Üyelik
diye bir şeyimiz yok zaten. Diş ekmeğiymiş bu beybe. Artık 2 yıldır da alabilirsin. Doktor arkadaşımla beraber 3 kişilik kadarı kaldı. Biz bir yere geldik. Buyurun. Yazarımız da burada. Anneciğim. Yavaş yavaş toparlanıyoruz arkadaşlar artık. Video şu an. Evet, video. Öbür bayrağı sökelim abi. İyiliklerde görüşmek dileğiyle. Nerede görüşelim hep beraber? Bir dahaki barda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı bir şekilde. Hep birlikte. Yazıdan var, çadırından hepinize. Sevgiler, selamlar. Yazıdere Dükkanı Akademik Etkinlikler Derneğimizin bütün fuarlarda bekliyoruz herkese. Başkanım Recai Okan abi çok teşekkür ederiz. Evet. Bir çatı altını topladığı için. Aynı şekilde benim de dileklerim aynı yönde. Tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım. Arkadaşlar dernekler yavaş yavaş toparlanıyor. Akşam 5 civarı şu anda. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Nice kitap fuarlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.